çocukları hayata hazırlamanın en kestirme yolu hayata ortak etmektir. Ailenin refahına değil, hayatına ortak olan çocuklar, ailenin gündelik hayatının gündelik akışı içinde, o akışta rol alan çocuklar hayata hazırlanmak yolunda dev bir adım atarlar. Bir kere birincisi bu. Ha, ondan sonra çocukla ne kadar çok konuşulursa 0-4 yaş arasında özellikle 0-3 yaşta çocuğa ne kadar kendini ifade etme imkanı verilirse yani bunun çeşitli yolları var. İşte anne baba bir masal anlatmaya başlar veya bir kitabı okumaya başlar ama devamını çocuğun tamamlamasını bekler. Bütün bunlar çocuğu hem zihinsel olarak harekete geçirir, uyarır, hem kelime haznesini genişletir hem de kendini duygusunu ifade etmesi için çok temel bir zemin hazırlar. Birinci adım bu 4-10 yaşlar arasında e, gündelik ev işlerine yardım eden çocuklar aile içinde 25 yıl sonra izlendikleri zaman hayat başarılarının daha yüksek olduğu görülmüş. Minnesota Üniversitesi'nin bir araştırması bu uzunlamasına bir araştırma. Kohort e, bir araştırma yani aynı insanlar izleniyor. Dolayısıyla bu söylediğimiz şeyin arkasında genel tavsiyeler olmanın ötesinde e, bilimsel bir temel var. Türkiye'nin büyük çoğunluğunu oluşturan nüfusun çocuk yetiştirme tarzına bakarsak önemli ölçüde zaten onlar buna uyuyorlar. Yani her çocuğun bir sorumluluğu var. Hatta büyük çocuklar, küçük çocukların annesi, babası, abisi, ablası pozisyonunda olmanın ötesinde... Onların hamisi ve onlardan sorumlu oluyorlar. Dolayısıyla da yemek bunun önemli bir parçası çünkü yemek sofrada ailenin toplandığı, gündelik yaşantılarını paylaştığı bir yer olduğu zaman aileyi birleştirici, bütünleştirici bir özelliğe sahip. Öbür türlü çocuklardan hesap sorulduğu, hatalarının ile ilgili konuşulduğu veya günlük hayatı işte televizyondan takip ederek herkesin ne yediğinin farkına varmadığı türden bir aile sofrasıysa bunlar ileride bu çocuklar biraz büyüyüp ergenlik döneminde olduğu ne geldikleri zaman yüksek bedeller ödetiyorlar ailelere. Şimdi eğitim konusu yarının dünyasına hazırladığımız çocuklar açısından büyük önem taşıyor. Bugün bu yıl örneğin okula başlayacak olan çocukların %65'inin mezun oldukları zaman bugün var olmayan mesleklerde çalışacaklarını biliyoruz. Bir kere çok temel bir çıktı bu. İkincisi hangi mesleklerin olacağını bilmiyoruz ama bütün mesleklerin ve işlerin dönüşeceğini biliyoruz. Şimdi bütün meslekler ve işlerin dönüştüğü bir ortamda hangi özellikler acaba var olan mesleklerde o gün hayata atılan gençleri şanslı, avantajlı duruma getirecek. Dört tane temel özellik görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi işbirliği. Biri ilişki yönetimi, diğeri eleştirel düşünce, diğeri de yaratıcılık. Şimdi bu özelliğe sahip olan çocukların, gençlerin hangi işler olursa olsun o işlerde bir adım önde olacaklarını biliyoruz. Şu açıdan önemli, şu anda Türkiye'de ağırlıklı, halen var olan sistem, başarıyla zehirlenmiş, sınavlarla tutsak alınmış ve psikolojik bağışıklık sistemi gelişmemiş çocukları hayata sunuyor. Bu çocukların hiçbir yaşam becerisi yok. Bu çocuklar başarıyı başkalarının önüne geçmek olarak algılıyorlar. Halbuki iş hayatına girdikleri zaman başarı, bir ekip çalışması birlikte ortaya çıkartılacak olan değerle şekilleniyor. Bu açıdan baktığımız zaman şu anda var olan eğitim sistemi ve özellikle anne babaların kendi yetişme şablonlarına uygun algoritmalarına uygun çocuk yetiştirme girişimleri aslında biraz kara mizah gibi oluyor çünkü bu becerilerin hiçbiri geçerli ve gerekli olmayacak. Bu kadar hızlı değişen bir dünyada başka bir istikamete gidiyoruz. Beynimiz, homo sapiens beyni aşağı yukarı 200 bin yıllık. Ve birçok kusur ve hata içeriyor. Mühendislerin çok iyi anlayabileceği bir şeyi söyleyeceğim. Ee, hiçbir prototip birinci örneğinde mükemmel değildir. Şimdi bizim sahip olduğumuz bu donanım gerçekte 200 bin yıllık bir donanım ve birçok kusur içeriyor. Bu sebeple zaten algoritmalar bir başka deyişle yapay zekalar daha isabetli kararlar verebiliyorlar. Böyle bir ortamda anne babalar hala kendi algoritmalarına, kendi yetiştikleri dönemdeki doğrulara uygun çocuklar yetiştirme çabası içindeler. Çok somut örneklerden yola çıkalım. Ne yapılabilir? örneğin grup ödevleri verilebilir. Ne yapılabilir? Çocuklar gerçekte kontrollü bir şekilde doğaya çıkartılabilir. Orada problem çözmeleri, hayatlarını sürdürmeleri istenebilir. Bunlar aslında denenmiş, yapılmış ve sonuçları olumlu sonuçları alınmış olan girişimler, öneriler. Ama sanki bugün çok yeni ve çok modern yaklaşımlar gibi sunmak durumunda kalıyoruz. Basit bir örnek yani Çocuk sınıfta problem yaşadığı zaman özel okullarda anneler yönetimin kapısını çalıyorlar ve çocuğun sınıfını değiştir diyorlar. Serviste problem yaşarsa çocuğun servisini değiştirin diyorlar. Yani çocuk arkadaşlarıyla problemleri çözme becerisini kazanmıyor. Bütün çözümler onun önüne ailesi tarafından hazır sunuluyor. Doğum gününe çağrılmayan çocuğu annesi teselli ediyor. Unutmuştur diyor. Ben annesiyle konuşurum seni çağırır diyor veya bırak onları biz seninle daha eğlenceli bir iş yaparız diyor. Şimdi bütün bunların her biri öğrenmek için fırsattır. Hayat problemleri çözdükçe bizim yeteneklerimizi geliştirir veya var olan potansiyelimizi ortaya çıkartmasına imkan sağlar. Biz eğer problem çözmez bütün problemler çözülmüş olarak önümüze getirilirse potansiyelimizi hayata yansıtamayız ve problem çözme yeteneğimizi geliştiremeyiz. İşte psikolojik bağışıklık sistemi olmayan gençler derken kastettiğim budur.